Çektim serseriyi kenara. Lan oğlum dedim, sen yanlışlardasın. Bu niye abi dedi, nedir hatamız kusurumuz? Lan dedim, haysiyetsiz şerefsiz. Bu tabii aman abi, çok ağır konuşuyorsun dedi. Ve Allah'ına şey dedim, hak ettin ki biz sana bu şekil konuşuyoruz tabii. Bu aniden bana böyle kurbanlık koyun gibi kafayı uzattı. Abi dedi, varsa eşekliğimiz vur iki tane, düşelim ayaklarının altına diye yollar yapıyor. Derken hocam, yıl oldu 1071. Alparslan seher vakti çıktı çadırından. Üstüne giymiş beyaz kefeni, kendisi önde, orduları arkada, dört nala Malazgirt Ovası'na dalıyorlar. Yok! Kenan! Ayıp oluyor ama ya! Biz burada konu mankeni olarak mı bulunuyoruz? Sayın abone! Ya ne var Numan abicim ya? Benim bir kulağım sende, ben seni dinliyorum, sen anlat. Hadi oradan be! Hiçbir anlattığımı dinlemiyorsun lan sen benim. Demin mevzuyu kesip aniden Malazgirt Savaşı'nı anlatmaya başladım. Ruhum bile duymadı be. Ya nasıl duymadı be Numan abicim be? Ben dinledim o Malazgirt Zaferi'ni. Hani 1071'de oluyor. Hani sayıca bizden çok daha güçlü bir düşman ordusuna karşı hani. Ya ne anlattınsa dinledim işte. Ya vallahi abicim ya. Hadi oradan ya. Malazgirt Savaşı'ndan önce ne anlattıydın peki? Ayasofonos Anlaşması. Bak. Yok, o daha sonraydı. Gazneli Mahmut. Kırılıyorum. Birinci Kılıç Aslan. Kırıyorsun. Yok be, dur. Aman tamam ya, cilalı taş devri. Hadi lan. Hem dinlemiyormuş, hem de oturup akara kukara yapıyor bize ya. Ya Numan abicim, anlasana şu durumu ya. Yani bak, iki gündür arıyorum, Sıdıkan'ın evden kimse cevap vermiyor ya. Hayır, kıza bir şey oldu mu diye merak ediyorum. Hem benim bir kulağım sende abicim ya. Numan abicim be. Hadi şimdi bana bir tane de İnebattı Savaşı anlat ha. Hadi git işine ya. Ya, ya Numan abicim sen de buluttan nem kapıyorsun ya. Allah'ım ya. Gel canım, gel bakayım. Aman da minik kızlar, çilli hanımlar, sen git arası hadi. Gelin bakayım abla bize, gel gel. İbeğini yerim kız senin, gel. Kız Sıdıka, bana bak, biz bu hayvanları bundan sonra dolabın derin dondurucuda saklayalım diyorum ha? Ne dersin? Hay yeni ev küçükbaş hayvancılığa pek müsait değil de. Kızım bir düşünsene, hay kümesi bilmem neyi nereye kuracağız orada, yer yok ki. En iyisi kesip dolapta saklayalım, yavaş yavaş yeriz ha? Aşk olsun kız anne, demek evde bir oda eksik olsa beni de kesip yiyeceksiniz siz. Aa, ne alakası var kızım, yamyam mıyız biz seni kesip yiyeceğiz? Laf. Ben karışmam Sıdıka. Hani baban da tavuklara yer yok, bir an önce bunları keselim diyor ha. Olur mu öyle şey ya? Ya bu tavuklar bizim aileden sayılır. Kaç yıldır besliyoruz. Civcivliğini bilirim ben şuncağızdır. İyi o zaman. Kendi odanda beslersin Sıdıka. Beraber yatar kalkarsınız. Değil. Beslerim valla. Ne olacak ki? Yatarız beraber. İbicik ibicik. Siz hiç merak etmeyin kızlarım. Ablanız şöyle balkonda falan bir yer bulur size. Psst. Abla. Bunu sana Kenan abim yolladı. Ne? Kenar mı yolladı? Ne be? Cep telefonu abla. Al şunu, az sonra Kenar abim seni arayacak. Şşş, çocuk nereye? Bak. Oğlum ne yapacağım lan ben bunu? Ne o kız öyle cibi cibi öten şey ha? Ne oluyor? Üç. Tavuk. Tavuk. Bak acıyorlar işte. Cıbı cıbı cıp. Cıbı cıbı cıp. Sen de keselim diyordun ama ne marifetleri var hayvanların. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Cıbı cıbı cıp. Cıbı cıbı cıp. Cıbı cıbı cıp. Kız Sıdıka nereye gidiyorsun ha? Hay deli şey, o tavukla kim bilir ne hatlar karıştırıyor gene. Hani biz yine eve değil, toptan akıl hastanesine taşınmalıyız. Çalıyor, açan yok. Şimdi bana bak, doğru kıza verdin değil mi lan telefonu? Tabii abi, niye yanlış birine vereyim ki? Sıdık ablayı herkes tanır bizim mahallede. Ne demek lan Sıdık ablayı herkes tanır? Ulan o kadar düllendi mi mahallede bizim manita? Doğru konuş bebe Rui. Alo! Alo! Sıdık'a sensin değil mi?
Benim Kenar. Evet biliyoruz. Ne istiyorsun Kenar? Beni arayan oldu mu Sıdıka? Nasıl yani beni arayan oldu mu? Sen deli misin Kenar? Hayır yani cep telefonum uzun süredir sende de. Yani o peşimdeki paçoz manitalardan biri aramıştır diye soruyorum. Yani ararlarsa yok de. Sen hakikaten yok olsana Kenar. Niye doladın oğlum bana durduk yerde bu cep telefonunu? Ya aman mecbur kaldım Sıdıka. Sizin evin telefonu kaç gündür cevap vermiyor ki. Bu çok doğal Kenar'cığım. Çünkü biz artık bizim evde oturmayacağız. Hem doğal olarak da telefonu söktürdük. Anladın mı? Yani kimin evinde oturacaksınız Sıdıka? Ben anlamadım yani. Taşınıyoruz ot kafa. Babam evi müteahhite verdi. Yenisi yapılıncaya kadar ailecek başka bir eve çıkacağız. Nereye? Nereye taşınıyorsunuz ya? Maalesef hala kapsama alanının içindeyiz Kenar. İki sokak ötede başka bir eve geçeceğiz. Yakında bir yere taşınmış olmanıza çok sevindim Sıdıka. Gerçi kutup veya ekvator dairesi içinde bir yere taşınsanız bile ben seni bir şekilde kapsardım ama... Kenar, bir şey soracağım. Sor hayatım. Ben bu telefonun acemisiyim de bu alet nasıl kapanıyor? Gayet basit sevgilim. Şimdi üzerinde telefon şekli olan bir kırmızı tuş var. Ona basıyorsun kapanıyor. Kırmızı ha? Evet canım. Alo Sıdıka. Bak ne diyeceğim. Alo. Alo Sıdıka. Ya alo orada mısınız? Ya alo Sıdıka. Ya taşındınız mı? Alo ya Sıdıka ya. Kapatmış ya. Vay be. Kapatmış riyakar kadın. Taşınacak başka bir şey kaldı mı Samim? Yok hocam yok. Hepsi yüklendi. Sonra da beraberce bunları öbür eve indireceğiz artık. Tabii tabii. Ay eline sağlık Nice Bey oğlum. Ay siz olmasaydınız 3 günde taşınmadık. Ne önemi var yenge? Dövüş sanatları tarih boyunca taşınan insanın yanında olmuştur. Hakikaten kardeş ha. Her şeyi bir çabuk taşıdım. Sen bir ara telefonunu ver de taşıma işi falan olursa arayayım. Gövmeyi doğrultursun vallahi. Yürü! Birader sen ne zannettin Batur Alp Hoca'yı? Kendisi tanınmış yüksek bir ninjadır. Yani şu anda bize yardım amacıyla burada bulunuyor. Yani dikkatli konuşalım. Rica edeceğim yani. Hocam siz bu adamın kusuruna bakmayın. Boş ver Samim. Kendisi sığ ve ham bir kişi. Ay ayrıyeten sakar bir insan. Evet. Ay ne yapacaksınız Ninja Bey işte? Cemiyette bunun gibi nice manyaklar var. Ya neyse anne geyiği bırakalım şimdi de pinip gidelim ya. Daha bu kadar eşyayı öbür eve çıkartacağız. Nerede bu Sıdıka? Sıdıka! Hadi sen de kızım ya. Ya abi bir dakika ya. Anne ne olacak hakikaten bu tavuklar böyle ortalık yerde? Kızım biz bir eve gidip kendi başımızı sokalım onlara da uydururuz bir yer. Gonca Gül ablan verecek yemini suyunu. Ha? İyi de dışarıda mı kalacak hayvanlar? Kümese sokalım bari. Ya kalsınlar. Onlar da sokak tavuğu olurlar kızım. Ya tavuklar neyse de o horozu yakalamak için valla tüfek kullanmasını bilen bir veteriner lazım şimdi. Hadi hadi birer tane tutup tıkalım kümese. Ha? Bu iş bitsin. Hadi hocam buyurun. Siz ilgilenin Samim. Ben gagası olan hayvanlardan haz etmem. Özellikle de sizin horozdan. Zaten onun suratından nafiyeciliği hayvat suratlıydı. Ay bana bak karakola gidelim babaya telefon ya dur dur bir dakika çok soğuk kalma oğlum tamam mı? Azıcık seni kaldım işin evine hemen ataya aşağı dur. Allah kahretsin. Ay bana bak resmen ellerimizle yükledik hırsızın kamyonunu. Yürü! Dur! Vay vicdansız vay! Dolandıracak başka birini bulamadım he? Nereye götürüyordun bizim eşyaları? Ne dolandırması abi? Hadi hadi! Sen karışma Samim! Durun Nice Bey boynunu kırmayın! Senin hesabına çalış çıkılmış konuşturalım. Ya durayım bu abi. Ben sizin eşyalarınızı falan çalmadım. Kamyonun arkasına bindiniz sandım. Dalmışım içine. Abi haklarını okudunuz mu hırsız beyin? Ben biliyorum o kim var. Ya hırsızlık falan yok vallahi. Hadi. Bindiniz sandım. Hadi ya. Dalmışım işte. Dalmışmış. Tamam. Susun. Susun bakalım. Susun bir. Şimdi anlarız. Kafam atacak mı Samim?
Bu kişi doğru söylüyor. Ruhunun derinliklerine baktım. Kendisi gerçekten dalgın birisi. Beyefendi gerçekten nadir bulunan bir cins. Sakarlanın yanı sıra dalgınmıştı. Aa, öyle deme Hamal Bey. Ne yapalım, çocuğum olmuş bir kere. Hem daha taşınacak bir sürü eşya var değil mi? Geçmiş olsun kardeş. Bakıyorum keyfiniz yerine geldi Safiye Sultan. Ne yapalım kızım, işte bizim keyfimiz de böyle şeylerden. Cenab-ı Allah garibanı sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir sonra buldururmuş ya, o hesap işte o hesap. Dert görmesin Ninja Bey oğlum. Heh, az bir şey kaldı tamam mı? Şu işler bitsin. Ben şöyle manzaraya karşı bir sofra kuracağım size. Ailen de alır gelirsin çocuğum. Ailem mi? Hı? Benim ailem çok uzaklarda yenge. Aman uzaklardakini boş ver Ninja Bey oğlum. Aa, sen güçlü kuvvetli adamsın ayol. Buralarda kuruversin, bir aile sana kızmıyor ha? Sıdıka kız, tut bakayım şunun ucundan hadi. Kızım Sıdıka, niye mutfak tarafına götürüyorsun ha? Ay bundan yatak odasının eşyaları, üstünü okumuyor musun bak? Ödelek. Anne ödelek yazıyor bunun üstünde ya. Bu yatak odası mı demek oluyor şimdi? Ayol alenen böyle yatak odası diye yazsaydık, mahallenin cümle serserisini başımıza mı toplasaydık Sıdıka ha? Ayıp diye bir şey var çocuğum. Yani yatak odası aile mahremiyetine girer değil mi? Onun için şifreli yazdım böyle ödelek diye. Peki benim odaya ait eşyaların üstüne ne yazdın anne? Senin odanı değil de Sıdıkacığım, yani bütün terliklerimi topladım, böyle ayrı bir karton kutuya koydum. Üstüne de dikkat dövülecek eşya yazdım. Hı? Yani bilmem anlatabiliyor muyum Sıdıka ha? Anlaşıldı merkez. Merkez deme anneye. Oh! Teyit yavrum de, şu güzelliğe bak, manav gibi bahçe var ha. Seneye ne biçim kiraz yeriz buradan. Kız nesi güzel bunun ha? Böyle birisi yukarı tırmansa kabak gibi evin içi görünür be. Akşam babana söyleyeyim de kessin şu dalları. Ne kadar duygusuz bir kadınsın anne ya. İnsan kıyar mı hiç şu güzelliğe? Ha, evet doğru. Çok haklısın Sıdıka. İyi, akşam babana söyleyeyim de bu kiraz dallarından pek iyi sopa olur. Ya asıl bu dallarda çok güzel adale yapılır. Yani günde 10 tane barfix çeksem ben burada. Aferin lan Samim. Hay bir daha zıpla bakayım çocuğum. Kırabilecek misin o dalı? Aa! Ay akşam babana iş çıkmasın. Ya abi ya bak sakın kırma tamam mı? Ya yazık. Ya. Tabiat ananın dengesini bozur ya. Kızım ya. Ne var kız? Aa, tabiat anaysa ben de anayım değil mi? Böyle gelinlik kızımı el alemin erkeklerine röntgenlettiremem. Samim! Çabuk in o ağaçtan aşağı. Bir ninja her zaman doğa dostudur. Ağaca el kaldırmaz. Özür dilerim hocam. Ya ben öyle antrenman olur diye şey ettim ama. Gün gelecek, tehlike anında yardım alacaksın sen o ağaçtan. İyi de yani hoca efendi, ya birisi ağaca tırmanıp evi gözetlerse? Bu ağaçları tanırım yenge. O tür bir terbiyesizliğe hiç izin vermezler. Kötü niyetli birisi tırmanırsa anında aşağı atar. Her neyse her neyse, şu eşyaları bir atıverelim de içeri baksana. Yağmur bastırıverecek şimdi. Sonra bu röntgenci meselesi Tema Vakfı'na bir danışırız hoca efendi. Aman Sıdıka dikkat et, elini falan kesersin. Alayını kırmış şık. Merak etme tamamdır, seviyorum. Anne yemek yemeyecek miyiz? Benim karnım acıktı. Aman Samim ya, görmüyor musun çocuğum, işimiz başımızdan aşkın ha? Yok yemek filan, hadi. Hadi bakayım önce yerleşelim, ondan sonra yeriz. Ay taşınırken olur böyle Samim. Aa, sabret biraz çocuğum. Aman ya, madem öyle yemekten sonra taşınsaydık, hem o kadar eşya taşıttınız hem de yemek vermiyorsunuz. İyi be. Kapı çalıyor. Defol buradan. Memnuniyet mi? Kapı tekrar çalıyor. Biz de duyuyoruz kapının çaldığını, kalkıp baksana.
Kızım daha yeni taşındık ya, haliyle kapının yerini öğrenmemiz için biraz zaman lazım. Ben şimdi bulamam kapı nerede, balkon hangisi. Hadi sen bakıver. Hiç kimse sizi balayımıza davet etmiyor. Hiçbir yere gitmiyor bayağı. Aa, Elif Su. Elif Su tabii kızım. Yeni eviniz hayırlı olsun Sıkıcacığım. Sağ ol, teşekkür ederim. Bak size ne getirdim. Taşınma telaşından yiyecek bir şeyler yapamamışsınızdır diye atıştırmak için. Harikasın kız, inanmıyorum. Anne gel bak, Elif Su bize yemek getirmiş. Abartmasana, benim sadece atıştırmak için dedim ya sana. He? Ne? Biri yemek mi dedi? Nerede? Abi yavaş olsana ya. Hadi bir hoş geldin de kıza. Hoş geldin Elif Su. Kusura bakma, bunlar ana kız beni aç bıraktılar da. İşte gözüm yemekten başka bir şey görmüyor. Ne var, ne bağırıp duruyorsun? Şey, Elif Su geldi ya. Merhaba Sıfyan teyze. Güle güle oturun. Ay, yerleşsek oturacağız ama bir türlü yerleşemiyoruz. Sen de ayakta kaldın çocuğum. Başka gün gel istersen. Merak etmeyin Safiye teyze. Sonra ben uzun uzun oturmaya da gelirim. Şimdi sadece yiyecek bir şeyler getirmiştim. Aa, sahi ne getirdin bize Elif Su? Üzümlü kek. Yalnız... Üzümlü kek mi? Üzümler çekirdekli. Ay, ilk defa yaptım da kuru üzümle yapıldığını bilmiyordum. Boş ver Elif Su. Düşünmüşsün ya. Mühim olan o. Gel ben sana odamı göstereyim. Anne biz odada oturalım 5 dakika gelir. Hadi git. Sibet geldim. Yeme lan şunu. Yeme zehirlenirsin. Nereden bilecek bu karamele kılıklı karı kek kalmayı ha? Ya? Ne bu kızım ya? Ne? Eşyalar yerleşmemiş ama perdeyi takmışsınız hemen. Oho, perdeler bizden önce geldi kızım. Evi tutar tutmaz ilk iş annem perdeleri taktı. Perdeler değil de büyük odayı abim kaptı, ona bozuluyorum ben. Fıstık gibi oda kızım burası. Nesi var? Ya bir kere bu oda güneş görmüyor ki. Güneş girmeyen eve doktor girer. Hem abim evde durduğu yok ki, ne yapacak o ayı kadar odayı? Yazık. Şu koskocaman dünyam bu odaya sıkışıp kalacak. Sen de ufkunu dışarıya doğru genişletirsin. Bu oda çok stratejik bir noktada. Ne stratejisi ya? Ne diyorsun sen kızım? Aman kızım, anlasana. Şu köşedeki teras katını görüyor musun? Ne var orada? Gökalp. Mimar Sinan'da okuyor. Balık burcu ve laik. Şu 8 katlı apartmanın 6. katındaki de Sertan. Boğaziçi kürek takımının kaptanı. Teni esmer, boyu 73 inç. Yanındaki apartmanda da... Ha, yeter Elif Su ya. Annem şimdi perdeyi açıp görüp bir araba laf söyleyecek. Hem bana ne mahallenin oğlanlarından ya? Öyle deme Sıdıka. Hı. Bunlar hayatta mühim şeyler hayatım. Yani erkek yurduna bakan ev, jimnastik salonu karşısı, kampüs yanı. Bunlar her genç kızın rüyası Sıdıka. Karı oynatmış kafayı resmen. Bana bak, bu gidişle bu eve gerçekten doktor girecek ha. Kırıkçı, çıkıkçı, ortopedi uzmanı. Vay, doktor istiyoruz demek. Saadet apartmanı ilk kat, soldaki pencere Aybars. Bu yaz tıptan mezun oluyor. Elif Su, ört kız şu perdeyi. Ulan sizden başka bir Allah'ın kulu da böyle bir şeyi beceremez yani ha. Yalan mı konuşuyoruz Safiye Hanım? Başka kim evden eve taşınırken bütün yemek takımlarını olduğu gibi kaybedebilir? Ayol, kaybettiğimiz falan yok. Yarısın senin o hamal diye geçirdiğin kasap kılıklı herif kırdı. Öbür yarısı da buralarda bir yerdedir. Yarın çıkar ortaya. Hamal Bey'e haksızlık etme anne. Bir kısmına da ninja yaratılışlı kimseler kırdı. Saçma sapan konuşup durma kızım ya. Kim kırdı, nasıl kırdı? Yok böyle bir şey. Yani ne kadar tabak çanak varsa yarın çıkar ortaya. Ay deli olma Zekeriya ya, onlara rakı mı içilir? Anında alkol komasına girersin he. Neyle içeceğiz peki? Ortalıkta tabak çanak mı bırakmışsınız? Kalk lan Semim.
Bana buz gibi bir buz getir hadi. Tamam. Çocuklar, bak, duydun mu? Babam dolaptan buz gibi buz istiyor. Gayet iyi duydum abi. Ama yalnız sen pek iyi işlemedin galiba. He? Babam buzu senden istedi. İyi de kızım, daha yeni taşındık. Bakalım ben buzdolabının yeni yerini bilebiliyor muyum? Takmıyor abi. Buzdolabı evde bir yerdedir, fazla uzaklaşmış olamaz. Ona mı? Ya. Var. Ulan insan yaşlanıp da sizin elinize düşerse acından, susuzluğundan, buzsuzluğundan ölür vallahi. Ulan bir buz istedik. İt de kuyruğuna ya. Kas. Çabuk. Hayır baba, yanlış anlama. Yani cidden buzdolabının yeni yerini bilmiyorum da ondan, kız kardeşimden istedim. Gerçi bizzat ben sırtlayıp taşıdım ama olay anında yük kaldırma olayına konsantre olduğum için ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum yani. O sırada sadece buzdolabı ve ben vardık. Zaman ve mekan önemli değildi. İşte biz ninjalar böyle konsantre anında... İyi ya, iyi. Yaptım bir eşeklik, cercer edip bir de kafa ütüleme mi? Ay nasıl miden kaldırıyor maşrapadan sıcak sıcak rakı içmeyi Zekeriya ha? Kısıdık ha? Kız bana bak, mutfaktan şöyle büyük bir leğen getir bakayım. Baban rakıyı onun içine doldurup öyle içti. Lan hem ortalıkta tabak çanak bırakmamışlar hem de adamla kafa yapıyorlar ya. Baba ben de bir parça buz alayım mı? Şöyle serin serin ha. Kapı çalıyor, kapı. Lan mel bakacağınıza biri açsın şu kapıyı. Ne? Bu saatte de sokak kapısını benim açmamı beklemiyorsun herhalde abi. Ha, yine yeni kapının yerini bilmiyorum diyeceksen zil sesini izleyerek git, bulursun. Yürüdür inşallah ya. Ay bu saatte kim olur ki? İnşallah hırlı değildir ha. Aman anne. Zekeriya. İster misin bizden önceki kiracı teli kız falan olsun anne şöyle ha? Ay onun kırıkları kapıya dayansın sabaha kadar. Burası İstanbul Zekeriya, olur mu olur, her şey olur ya. Ya git baksana. Ay, ya mahalle arasında böyle her türlü melanet dolanıyor biliyorsun. Ay Allah'ım sen bizi koru yarabbim. Amin. Şomazlı cadı. Ağzını hayır aç. Samim git sen de kapıyı aç. Baba yapma ya. Kalk ulan, kalk hadi kalk. Samim, kimmiş lan gelen? Allah, hoş geldin. Şetayet abla geldi. Allah'ım. Şetayet yok canım. Yok ki bu şey nereden gelecek? Şetayet gibi. Aç şöyle elini. Abla. Abla. Elinin körü. İnsan taşınırken bir haber veriyor. Hoş geldin Şetayet abla. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel Goncagül, gel kız, hoş geldin. Otur şöyle. Yok anam, yok, gelmeyeyim. Ocakta yemeğim var benim. Bak, emaneti getirdim, sana teslim ettim. Ben gideyim artık. Karanlıkta bir baktım, sizin eski evin eşiğinde Şetaret Hanım oturmuş ağlıyor. Tabii ki ağlarım. Da eniştengilden dayak yiyeyim. Sinop'tan kaçıp buralara geleyim. Bir de ne göreyim? Ev bomboş. Kapı duvar. Ne bileyim ben? Yanlış eve gelmişim. Artık adresi öğrendin hala. Bundan sonra Sinop'tan kaçınca doğru bu eve gelirsin. Ben gelirim. Gelirim de sakın ha o guduz eniştengil öğrenmesin burayı. Aman Goncagül Hanım, beyaz taşlı, koca göbekli birini görürseniz sakın ha bu eve getirmeyin, değil mi? Sen hiç üzülme hanım. Zekeriya Beyler Tevan'a taşındı derim, savarım o şişko adamı. Ne Van'ı? Daha uzakları söyle. İngiltere manyaya taşındılar de. Fransa manyaya gittiler de. Bulamazsın beni o gudu. Şşt! Zekeriya! Zekeriya kalk hadi. Uyuyor musun? Ben mi? Zekeriya ne demek ben mi ya? Uyuyor musun? Yani tam olarak değil. Ne istediğine bağlı. Ya ne demek ne istediğine bağlı Zekeriya ha? Ya Safiye. Bütün gün eşya taşıdık be karıcığım. Yani ben de isterdim yeni taşındığımız evde şöyle renkli bir fantazi yaşayalım ama... İnan bana çok yorgunum yani. Ne biçim konuşuyorsun sen sapık adam? Aklın nerede çalışıyor? Ben şeyden söz ediyorum. Mutfakta bir tıkırtı var Zekeriya. Faridir. Dikkatini çekelim Zekeriya. Biz yeni bir eve taşındık değil mi? Eski evde her türlü tıkırtıya fare diyordun. Ama burada yepyeni bir tıkırtıyla karşı karşıyayız.
Nereden biliyorsun sen bu evde fare olduğunu bakalım? Ben hiçbir şey bilmiyorum çünkü uyuyorum Safiye. İyi, uyu Zekeriya, uyu, çok iyi. Yani hırsızlar bütün evi götürüyor, sen burada uyu. Ay, her şey kolilerde olduğu için tabii hırsızlar böyle özel ambalajlarda hazırlanmış eşyaları alacaklar. Çuvala koyma zahmetine de katlanmayacaklar. Her şey hazır. Faridir. Ya Zekeriya. Faridir. Ne oluyor lan? Manyak mısın sen karı? İnsanın orasını burasını ısırıyorsun. Aa, faredir canım, faredir. Olayla benim hiçbir ilgim yok. Deli miyim seni ısıracağım? Aa, faredir, fare. Anlaşıldı lan. Neredeydi lan o gürültü? He? Nerede? Mutfakta Zekeriyacığım. Hadi koçum benim, göster kendini Zekeriya. Hadi aslanım. Yandınız ulan, yandınız. Eş, kim var orada? Kimsin sen? Eller havada, yaklaş. Silahlı bir insanım ben. Yandın ulan, yandın şimdi. Kaçma, kaçma, durun. Şşt, lan, Samim. Ha? Ne yapıyorsun lan orada? Ne? Ne işin var orada? Ne? Fakat eskiden burası tuvalet dolabıydı baba. Yani tuvalete kapısı buradaydı. Ben de uyku sersemi bir insan olarak tuvalete gitmek arzusundaydım ama bir yolun ortasına buzdolabı koymuş ya. Sıt lan, sıt. Salak. Burası yeni bir ev. Yeni şartlarda buzdolabı ve tuvalet kapıları ayrı olan farklı mekanlar. Bana bak lan. Bir halt yapmış olmayasın oraya. Yok baba ya. Bak. Ne oluyor Zekeriya ya? Yok bir şey. Allah Allah. Bak. Bana bak, fare miymiş? Hayır, fare değil. Ayıymış. Yeni evin içinde tuvaletin kapısını bulmaya çalışan bir ayı. Sıdıkanın günlük defterine ek. Sevgili günlük, şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Birçok eşyamız gibi sen de kayıpsın. Ama ne yapalım, bir yerden bir yere taşınırken oluyor böyle şeyler. Biz bu taşınma işini yine de ucuz atlattık sayılır. Nakliyeci bey yanlışlıkla eşyalarımızın üstüne gaz döküp yakabilirdi. Bir o kaldı zaten. Her neyse günlük, artık yeni bir evimiz, benim de dünyaya baktığım yepyeni bir pencerem var. Dilerim bu pencereden hayat daha güzel gözüküyordur.